videosuyla herkese merhaba. Aslında daha önceden alçıdan kabak yapımı ile ilgili video eklemiştim kanalıma ama bu kez ışıltılı olsun istedim. Hep şunu hayal etmiştim aslında. Kanalım 100.000'e ulaştığında yani kendi yapacağının hediyesi de ancak böyle kendi yaptığı bir şey olur diye düşünerek böyle ışıl ışıl kabaklar yapıp sizlere hediye etmek istedim. Yani aslında hep o hayalim vardı. Ama malum sağlık problemlerimden dolayı biraz fazla kanala ara verince... Kabaklar şurada. Ya olur. Benim kabaklarıma hiçbir şey olmaz. Evet, yaklaşık bir yıl oluyor kabakları yapalı. Yaptım, daha sonra kaldırdım dolaba onları. Onur da gidip gelip anne bu kabaklar bozulmuştur. Bunları hediye edeceksin ama bozuk bu kabaklar diye dalga geçiyor benimle. Lütfen Onur. Aranızdan 5 kişiye hediye edecek olduğum bu kabakları siyah, pembe, gümüş, altın ve beyaz. Gördüğünüz gibi ışıl ışıllar. Dilerseniz önce nasıl yapmışım, neler kullanmışım bir onu izleyelim. Videonun sonunda çekiliş şartlarından bahsedeceğim. İyi seyirler. Genelde kabak yapımında desensiz kilotlu çoraplardan kullanıyorum. Kestiğim parçayı gördüğünüz gibi uygun bir kaba çorabı kaçırmadan yavaşça geçirip ipleri hazırlıyorum. Burada kullandığımız ipin sağlam bir ip olması iyi olur. Daha sonra hazırladığım alçayı döküp hemen çorabı düğümlüyorum. Alçı ve su ölçülerini merak edenleriniz olacaktır belki. Açıkçası alçıyı hazırlarken ölçü kullanmıyorum ben. Hepsini göz kararı yapıyorum. Yani kıvamı videoda gördüğünüz şekilde olunca sorun yaşanmıyor. Bu arada her yapacak olduğum kabak için harcını ayrı ayrı hazırlıyorum. Yani bir kabağı yapıp bitiriyorum. Sonra diğer kabak için alçısını hazırlıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Alçıyı çok hazırlayınca siz bir kabağı yaparken kaptaki alçı donuyor. O nedenle bence bu şekilde yapmak daha iyi oluyor. Geldin mi kızım sen? Pamuk. Hemen donmaya başladı zaten. Karton pier alçısıyla yaptığım için çok hızlı donuyor. O yüzden bu şekilde parmağımla bastırıyorum ki burası çukurlu olsun. Çukur olsun. Çukurlu neyse. Bastırıyoruz, bastırıyoruz. Normal saten alçıyla yaparsak o zaman geç donuyor. Karton pier alçısıyla daha iyi ama işte elimizi biraz seri tutmamız gerekiyor ipleri bağlarken. Diğer kabakların yapılışlarını göstermedim. Zaten alçıdan kabak yapımı ile ilgili kanalımda video var. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl değil de ondan önceki yıldı sanırım. Onun videosunu çekip yine YouTube kanalımda paylaşmıştım. Birkaç tane de küçük yapıyorum. Bu küçüğü yaparken de size şöyle kısaca bir göstereyim dedim. Böyle bu şekilde biraz bastırıp hafiften donmaya başlayınca zaten şu ortası çukurlaşacak. Ondan sonra da leğenimi koyup dışarıya terasa çıkartıyorum. Orada da bir gün bekletiyorum. Öyle daha iyi donuyor. Evet, şu an zaten epey bir dondu. Şimdi böyle bunu yavaşça alıyorum ve kabıma koyuyorum ki terasa doğru giderken yerlere akmasın. Şimdi bunu bu şekilde terasa götürüp çıkartacağım. Bunları yaparken ortalığı biraz fazla batıracağımı tahmin ettiğim için diğer kabakları hep terasta yaptım. Bunların 5 tanesini videonun başında belirttiğim gibi sizlerden 5 kişiye hazırladım. 2 küçük kabağı anneme, diğerlerini ise komşularımızdan Hatice ablama, Şengül ablama ve Zeynep ablam için yaptım. 3 tanesini de kendime ayırdım. Kabaklar tamamen donunca iplerini keserek çıkarttım. Çorapları komple soymak biraz zahmetli oluyor. Bazı yerleri kendiliğinden atıyor. Çıkmayan yerlerde ise kabağı biraz ıslatıp zımpara yardımıyla çıkartabildiğim kadarını çıkarttım. Kabakların bazılarının üst ve alt kısımlarını zımpara ile biraz düzeltip öylece bıraktım. Ve multi surface boyalarını birebir oranda sulandırıp kabakların hepsini birer kat boyadım.
Evet, geldik sap kısmına. Daha önceki alçıdan kabak yapımı videomda çoraplara düğüm attığım yerleri kesmeyip onları sap olarak kullanmıştım. Dilerseniz o videomu da bir izleyin derim. Hatta siz de benim gibi mobilya yenileme, geri dönüşüm ve kendin yap işlerini seviyorsanız eğer kanalımdaki diğer videolara da bir göz atabilirsiniz. Bu kez saplarını bu şekilde yaptım. Yani alçıyı biraz hamur kıvamında hazırlayıp gördüğünüz gibi sapa benzer şekiller verip bıraktım. Kurudu ve sonrasında da kabaklara uyacak şekilde keserek ve zımpara yaparak elimden geldiğince kabak sapına benzetmeye çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Burada yapıştırıcı olarak nalburlarda satılan ikili hızlı yapıştırıcılardan kullandım. Yalnız bak, ne güzel olmuş burası. Pamuk. Aynı bizim evin o işte, yani bizim orada, bizim bu köşeye benziyor yani. Niye? Benim kabaklarım da güzel, değil mi? Yalnız benim çekmiyor şu an. Güzel. Çekiyor. Nasıl çekiyor? Ben kapatmıştım hep. Ben açtım. He. Değil mi Pamuk? Pamuk da gelip gidip benim masamın ayaklarını hallediyor, değil mi Pamuk? Pamuk. İşte artık geçti. Pamuk. Pamuk. Seni gidi seni. Benim masamın ayaklarını gördüğünüz gibi mahvetti Pamuk. Kabakların bir tanesini altın renk sprey boyayla, bir tanesini gümüş renk sprey boyayla, bir tanesini siyah renk akrilik boyayla, bir tanesini de pembe renk akrilik boyayla boyadım. Şimdi geldik süsleme kısmına. Tabii düz renk boyayıp o şekilde de bırakabiliriz ama ben yine her zamanki gibi biraz ışıltılı olsun istedim. Siyah renk akrilik boyayla bir kat boyadığım kabağı kuruyunca şeffaflaşan hobi tutkalı sürüp iri taneli siyah sim döktüm. Beyaz renk olan kabağı da aynı şekilde tutkal sürüp ona da hemen beyaz toz sim döktüm. Pembe renk boyadığım kabağı ise tutkalı gördüğünüz şekilde sürüp tutkal kurumadan hemen ona da altın renk sim döktüm ve sapını altın renk boyadım. Hatta onu da evde altın renk fırça ile sürülebilir boyam kalmadığı için sprey boyadan biraz sıkıp fırça ile sürdüm. Komple altın ve gümüş renk boyadığım kabaklarda dilimlerin birleşim yerlerindeki çoraplar tam sökülmeyince boyadıktan sonra açıkçası gözüme hoş görünmedi. O nedenle o kısımlarını da tutkal ve simle bu şekilde kamufle ettim.
Beyaz simli olan kabağın tutkalı tamamen kuruyunca tekrar gördüğünüz gibi tutkal sürdüm ve IKEA dekoratif kırma cam, sim ve kristal taşlar kullanarak daha da ışıltılı bir hale getirdim. Başında belirttiğim gibi aranızdan 5 kişiye bu kabakları hediye etmek istiyorum. Bunun için şartlarım çok basit. Bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca siyah, pembe, gümüş, altın ve beyaz en çok hangi rengi beğendiniz? Ve kanalımda en çok beğendiğiniz video. Bu ikisini yorumlar kısmında yazarsanız çekilişe dahil oluyorsunuz. Çekilişe son katılım tarihi 10 Mart. Kazananları da 13 Mart'ta kısa bir video ile yine kanalımda duyuracağım. Şimdilik bu kadar. Siz de gelin. Kapanışı oğullarımla beraber yapalım istedik. Tanıştırayım. Büyük oğlum Onur. Küçük oğlum Orçun. Merhaba. En kısa sürede yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkıyla kalın. Sağlıkla kalın. Ama tabii ki aşk ile kalın. Aşk ile kalın.